Bağlantımız var. Bağlantımızı hazırlayalım. Dün bahsetmiştim 6 kişi gözaltındaydı. Şimdi yine 6 kişi gözaltında. Çünkü orada biraz karışıklıklar oldu. Neler oldu size? Önce haberimizi bir izleyelim. Düzici jandarma hareketli teknik takipler ve o teknik takiplerden elde edilen belgeler ki onlar kesin kanıttır. Yani maddi kanıt sayılır. O kayıtlarla cuma gününe kadar bir sonuç alınması bekleniyor. Peki neler yaşanıyor? Bakın bir izleyelim. Mehmet Abalak cinayetiyle ilgili geçen pazar günü eşi Pınar Abalak, kayınvalidesi Zekiye Ç, kayınpederi Mehmet Ç, baldızı İknur Ç, eniştesi Mehmet ve eşi Pınar Abalak'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi gözaltına alınmıştı. Osmaniye'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Güvenlik açısından Düzici İlçe Emniyet'e sevk edilen Pınar Hanım'ın babası Mehmet Bey tekrar ifade vermek üzere Düzici İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Pazartesi günü dükkanımdaydım. Dükkanımda gerekirse kameram da var. Her dakika her saniye görüntüleyebiliriz ya. 6.30-7 çeyrekte dükkanımı açarım. Akşam da 6'da dükkanımı kapatırım. Girdiğim çıktığım belli. Psikolojisi bozuk olan insan her şeyi yapar. Benim kendime herhangi bir şöyle böyle yaparım, şöyle derim, böyle derim diye bir kelime kullanmadım şimdiye kadar. Niye yani varım da böyle böyle yapayım diye. Yani? Ne gerek var şu huzurlu dünyada yani. Gözaltılarda ani bir gelişme oldu. Pınar Hanım'ın erkek kardeşi kendi rızasıyla ifade vermeye geldi ve verdiği ifadenin ardından gözaltına alındı. Düzici İlçe Jandarma Komutanlığı'na tekrar ifade vermek üzere gelen son isim de Pınar Hanım'ın ablası İknur Hanım oldu. Madem kız kardeşim 5 yıldan beri yapıyormuş bu işi, bu pisliği. Kendiler hiçbir zaman kız aldıktan sonra dost olmadılar. Bacıma dedim ki senin kaynana sana her türlü karayı çalar. Seni zaten baştan sevmedi ki. Ben kız kardeşim bir seneden beri biliyorum aldatıldığını, darp edildiğini. Benim eşim dostum çok, bizi tanıyan çok. Ya yok gelinim şöyle geziyor, için. Yok gelinim böyle geziyor. Madem geziyor kendiler çok namuslular. Hanımdan o evden. Senin oğlan bize ne? Benim bacımın öldürmesi mi gerekiyor? Tamam abla boş ver. Hüge Hanım, okusun bir de hayat belgesi vardı. Hayat belgesi vardı diye kız kardeşime rapor verdim. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ikinci gününde Pınar Hanım'ın eniştesi Mehmet Bey'in ifadesi tamamlandı ve serbest bırakıldı. Rahmetli olmadan önce bacanağımla 65-70 gün oluyor en son görüştüğüm. Beni Pınar aradı. Babasının şu an durumu müsait değilmiş paradan dolayı. Bana 8 bin lira kredi çek, Mehmet'le görüş. Bunu bana Mehmet Abalak söyledi rahmetli. Ben şöyle söyledim. Kaymabanın durumu dedim şu an çok müsait. Vallahi çektim gönderdim dedi. Evde de biraz paramız vardı dedi. Pınar'ın babasına verdiğini söyledi Mehmet. Şimdi size Mehmet Abalak ben 8 bin liraya aldım kayınpederimize verdim demedi mi? Evet. Dedi. Ama burada ne dediler? Kayınpederime değil, Pınar'a verdim. Pınar artık ne yaptıysa bilmiyorsun. Pınar burada bunu reddetti, evde bıraktım dedi. Dönüp de siz ya kardeşim ortada benim kayınçom yok. Siz niye yalan söylüyorsunuz hanımlar demediniz mi? Söylemedim. Yani içinde bir şey ama var ediliyor. Ama bunu var. Anlatamıyorsun ya. Ona herkes söylüyor. Senin anlatamadığın ne var? Hani onların bana işte Mehmet kaymabanın evinin içinde öldürüldü. Kafasına bir şey buldu. Pick-up, mick-up muhabbeti var. Kayınpederin i̇şte, evinde başına bir şey vuruldu. Kapının arkasında öldürüldü. Senin pick-up mı gitti? Bir 30-35 dakikada bir şey oldu. Ne oldu? Söyle diyor. Şu an. Kapının arkasında öldürüldüğüne niye? Zaten başka öldürüldüyse eğer başka yılda öldürülme şansı yok. Kapı büyük, hı-hı, yüksek geniş. İçeri ben sen girsem, 3 tane adam girsem bir Allah'ın kulu görmez. Görürüm ama. Peki ya da. Evdeki güvenlik kameraları? Güvenlik kamerası çalışmıyor. Evet. Siz de heyecanla bekliyorsunuz. Günlerce bunu konuştunuz. Yani iddialar evet. Havalarda uçuştu. Az önce de izledik. Zeynep Hanım gelinini hiç sevmediği için ona iftira attığını iddia etti. Yalan söylüyor zaten. Kardeşi. Su gibi yalan içiyor Mika Hanım. Su gibi yalan içiyor zaten. Ama hayatı ben, yalan. Ama ben size şu sözünüzü hiç unutmuyorum. Mehmet bana Pınar'la o gün görüşeceğim demişti. O yüzden o şekilde çıktı dediniz. Evet. Ve bundan da hiç vazgeçmediniz. Zaten bildiğiniz konu da buydu. Evet. Bir daha çocuktan haber yok. Yok zaten Gayen'in bana söyledi o gün. Geldi dedi. Eşiyle gitti. Geldi dedi ki abla dedi
Pınar'la buluşacağız ama dedi. Ailenden kimseye söylemeyeceksin demiş Mehmet'e. Hiç kimsenin haberi olmayacak demiş. Bana yemin ettirdi söyledi onu. Yemin edersen söylerim abla dedi. O yüzden zaten aile diyor ki Pınar'la buluşmaya gitti diyor. Başkaca da bir şey düşünmüyor. Efendim şimdi işte enişte. Nerede? Osmaniye Düz içinde. Pınar, yanında da muhabirimiz Gizem Gündoğdu var. Mehmet Çömez'i yakından tanıyoruz. Yani Pınar ve biliyorsunuz kız kardeşi stüdyomuza gelmişti. Kız kardeşinin eşi aynı zamanda rahmetlinin de bacanağı. O da gözaltındaydı. İfadesini verdikten sonra ilk serbest bırakılan o oldu. Ben zaten jandarmaya yardımcı oluyorum demişti o günler içinde. Hatta hani benim bacanağıma bir şey yaptılar, bana da bir şey yapmalarından korkuyorum diye sözleri vardı. Mehmet Bey geçmiş olsun öncelikle. Günaydın. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum Müge Hanım. İlk gözaltından bırakılan da siz oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Şükürler olsun. Hak, adalet, hukuk inşallah yerini bulur Müge Hanım. İnşallah. Ben her zaman şunları belirtmiştim. Sezgilerimle, yorumlarımla olsun şu bu görmediğim hiçbir şeyi, hiçbir zaman görmediğim şeyleri duydumdu, mış mış mişli söylemedim. Ben çok rahatım. Kendimden eminim. Masumum. Atılan iftiralar, konuşmalar, memleket olsun, şurada burada olsun, ben her zaman hiç kimsenin laflarına ayak uydurmadım. Dimdik işimde oldum, aşımda oldum. Hiçbir zamanda tereddüdüm yoktu, kendimden çok emindim. Şöyle bir şey demişsiniz arkadaşlara, demişsiniz ki hani cumaya kadar bu işin sonuçlanması bekleniyor ama bir sürpriz çıkmayacak, ben buna inanıyorum demişsiniz. Yani Müge Hanım, temennimiz yani yorum olarak düşünüyorum kendimce. Siz de evin damadısınız peki, Pınar'ın başka biriyle sözlendiği ya da nişanlandığı falan konuşuyor. Bunlardan haberiniz yok mu? Benim onlardan haberim yok Müge Hanım. Sizi gene almıyorlar mı eve? Gitmedim. Hani kayınpeder istemiyordu ya. Aynı dediğim gibi Müge Hanım. Kayınpeder istemiyordu ya. Sonra barışmıştınız, yemeğe falan davet etmişlerdi. Ne oldu sonra? Müge Hanım, daha önce belirtmiştim zaten. Yaklaşık 2,5-3 yıldan süredir gitmediğimi belirtmiştim sizlere. Yine gitmiyorum. Gitmedim yani. Ama karısıyla birleşmiş. Annesi demiş. Aysel Hanım, zaten ben karımla... Ben zaten Aysel Hanım şimdi... Miş, bak şurada benim en büyük üzüldüğüm şey şu. İster Düz içinde olsun, ister Almanya'da olsun. İnsanların mışlı, müşlü, işte duyma sözlerine kesinlikle ben katılmıyorum. Tamam, o zaman şey eşinizle varsa, barıştınız işte mı? Öyle sorayım ben. Eşinizle barıştınız mı? Zaten Müge Hanım, benim eşimle herhangi bir kırgınlığım, dargınlığım, tartışmamız falan oldu. Ama işte memleket... Sizin de boşanma davanız vardı, yanlış mı hatırlıyorum? Yok, bizim boşanma davamız olmadı. Boşanmayacak ya mıydı? Zaten yeri birleşme olmadı. Aylardır annesinin evinden kaldı, daha yeni döndü yanına. Annen diyormuş zaten, annen diyormuş ki ne, rahat bırakmıyorlar oğlumu diyormuş. Sen yeni döndü karın yanına. Aysel Hanım, yanlış bilgi ediniyorsun. Ay, yanlış bilgi Allah. Söylüyorsun. Tamam, ben yalan söylemiyorum. Ya. Tamam, ben... yanlış bilgi. Siz eşinizle berabersiniz. Peki Pınar Hanım'ın o İslam Bey'le görüştüğünü... Ben oldu olası eşi... Görüştüğünü, sözlendiğini falan duymadınız mı? Müge Hanım, ben eşimin ve çocuklarımın her zaman yanındayım. Kıvırma. Yanında oldum. Kırgınlık oldu. Bak, Aysel tamam. Hanım, kıvırma değil. Güçlü, sokaktan dolma sözlere ayak uydursaydım zaten herhalde müebbedin yiyecektik. Ben şurada şunu söylemek istiyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı, hukuku, güvenlik görevlileri, şuyu buyu var. Önce Allah var, sonra devletimiz var, adaletimiz, hukukumuz var.
Zaten sen herkes ona inanıyor. Yani ben size başka bir şey soruyorum. Diyorum ki siz tamam. Pınar, hayır benim sorum tamam. Çok net. Ben de diyorum. Pınar'ın sözlendiğini duydunuz mu ya da bilgi sahibi misiniz? Şimdi bu da bir iddia ya. Ben duymadım. De bilmiyorum, emin değilim. O yüzden size soruyorum. Müge Hanım, siz nasılsanız ben de o şekilim. Yani ben de duymadım. Herhangi bir görme falan olmadı. Anladım. Tatlısı yenmiş falan dediler, nişanlanmış. Ben öyle bir şeyi bilmiyorum. Şahitlik olmadım, görmedim. Sadece duydum. Anladım. Siz de duydunuz. Efendim şimdi bir fotoğraf var. Evet. Aslında o fotoğraftan sonra bir takım dedikodular daha hareketlenmiş. Sosyal medyada onu yüzü kapattınız mı? Şimdi şu anda göz altında olan ve Pınar'ın tatlı yediği söylenen. Bu çok hoşuma gitti de hep bunu söylüyorum. Ben bunu burada öğrenmiştim. Tatlısını yedik, tatlısını yedik ne sözlenme anlamına evet. Geliyormuş. Hazırlayın fotoğrafı işte. Bir fotoğraf var. Şimdi bu tatlısı yiyen, yani sözlendi denilen kişinin çocuklarının doğum günü. Şimdi bu doğum günündeki gözüken kolunda Pınar'a ait olduğu. Evet. Nereden anladınız? Bu koldan nasıl anladınız onun Pınar olduğunu? Çünkü kıyafetinden, kolundan, orada çocuklar da orada, Memoş da orada, Samet de orada. Çocuklarımız da orada. Kendi çocukları da orada. Evet, çocuklarımız da orada. He, sizin torunlar da orada. Evet, evet. Anladınız ki siz bu Pınar, bu mumları yaka. Evet. Ondan sonra ve işte bu fotoğraf orada böyle çok konuşulunca, dedikodusu olunca da sosyal medyadan bu fotoğraf yüzünü kaldırmış. Yüzünü göstermiyor. Evet, evet kaldırmış. Niye göstermiyor aslında? Gösterebilir eğer akrabaları ise, eniştesi ise, yani, neyse. Niye? Orasını bilemiyor, niye göstermiyor? Altındaki yazı neydi Ahmet abi, sen biliyor musun? Altında yazı ileride daha mutlu günlerimiz olacak diye bir yazı vardı. O sosyal medyada onun altında. Onu sildiler, kaldırdılar. He. İleride daha mutlu günlerimiz en olacak. En kötü günümüz böyle olacak. Bundan ileride bundan daha mutlu günlerimiz olacak diye onun altında bir yazı vardı. Anladım. Siz de sonra daha sonra bunun konuşması olunca da kaldırdılar. Bunu evet. Sonra kaldırdılar. Anladım. Biz adamı görsek gene bilmek, bak o gene yüzünü göstermiyor. Biz adamı bilmek. Tanımıyor musunuz? Tanımıyor biz adamı. Ya ama enişte miymiş ne, bir şey dediniz dün, ben bilmiyorum da. Babası tarafından akrabası oluyormuş. Babası tarafından akrabası. Hı. Biz bilmek, mahallede de uzak kendiler, düz içinde biz de köyünde sayılır. Aslında beyefendinin işi... Hani burayı arayıp da önceden burada zabıtaydı, sonra güvenlik görevlisi oldu falan denilen tanıma da uyuyor. Evet. Yani demek ki bahsedilen kişi bu kişiymiş. Evet. O mu bu mu falan diye konuşuluyordu ya. Ona da uyuyor. Şu anda o da gözaltında ifade veriyor. Ama gözaltında olmasının nedeni Pınar'la sözlenmesi falan değil. Biliyorsunuz bir arabadan bahsedilmişti. Şimdi Mehmet Abalak tabii oraya kaybolduktan sonra öldürülüp oraya atılıyor. Ama aradan bir zaman geçti bulunana kadar. İşte o zaman içinde gri bir arabanın o bölgeye gidip etrafı kolaçan ettiği yine o bölgede yaşayanların iddiasıydı. İşte jandarma hatta bir değil birkaç kere iki farklı arabanın o bölgeye gittiğini tespit ediyor. O iki farklı arabalardan bir tanesinin Pınar'a, diğerinin de bu İslam'a ait olduğu söyleniyor. Aslında şu an gözaltına tutunmalarının ve benim teknik takip vesaire dediğimiz sebebi bu. Saklandı ise ve elde kayıtları varsa önemli. Tabii benim söylediklerim gayri resmi. Şu anda hani tabii. Elde soruşturma devam ettiği için elde tutanaklar yok. Onların tabii, hepsini tabii. Daha sonra öğreniriz. Bir o, bir de telefon sinyalleriyle artık jandarmanın net olarak ulaştığı bir takım veriler var. O yüzden de hafta sonuna kadar cevapları alacağız deniyor. Hanım. Ben hiç istemem tabii bu cinayetle Pınar'ın ilgisi olsun. Yani ortada çocuklar var. Açıkçası ne Pınar'ın ne de ailesinin böyle bir cinayetle ilgisi olmasını istemem. Ortada çocuklar var. Ne diyeceksin yani? Babanın ölümünden annen ya da babaannen ya da deden, anneannen ya da deden sorumlu demek gerçekten evet. Çok acıklı bir şey. Müge Hanım, ben şunu söylemek istiyorum. Önce Düzce Jandarma Karakolu'nda bölük komutanlığı, az subaylara, uzman çavuş ve erbaylara çok çok teşekkür ederim. Allah onlara razı olsun. Birini dırnağdaşlayıp da üzmesin onları. Amin. Bu bir. İkinci bir konuya gelince, bu vatandaş bu vaziyette öldürülüp de, bu vaziyette katledip de oraya atılacak ne suç işlediydi? Ne yaptıydı? Sıkırıp, insanlık suçu mu bu? Benim ne oğlum yaptıydı? Ne yaptıydı benim oğlum? Bunu mu bu insan ettiydi? Ne yaptıydı? Kendini bomba gibi avrat eyledi. Kendinin yani durumuna Allah bak. Korkusu olan bunu yapmaz. Yaptığına bak. Ben dünden dedim ki insanlık ölmüş mezarı yok dedim. İnsan bunu yapmaz. Gerçekten insanlık ölmüş mezarı yok. Doğru bilen doğru bildiğin konuşmuyor. Bana yüzlerce telefon geliyor.
Kapatmıyor, yüzüme kapatıyor, ben bu numarayı engelliyorum. Beni öldüreceklerse buyursunlar, ben buradayım. Tutuklayacaklarsa bu konuşmanın dolayı buyursunlar, gene buradayım. Suçlusa konuşmam, özür diliyorum, beni burada yakalasınlar. Ben bir can arıyorum demişsin, suçumuş bu. Bunu demeyeceğim isim. Kim seni tehdit ediyor? Ben... Bana yüzlerce telefon geliyor, kim olduğunu bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim Ahmet abi ama bak bu Osmaniye'de ben sizin konu komşunuzu da kutluyorum. Evet. Valla herkesle konuştuk. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gençliğiyle, çocuğuyla Osmaniye'den, hiç kimse Adana'dan susmadı. Evet. Gerçekten buradan Osmaniye'yi o zaman da tebrik etmiştim. Buradan da tebrik Allah razı olsun ediyorum. Bizim komşularımızdan. Adana'dan. Bizim vatandaşlarımızdan. Tüm ülkemin vatandaşı Allah razı olsun. Ve siz aynı sokakta yaşıyordunuz. Hani aynı sokakta yaşayıp da birinin birisini işaret etmesi zordur denir ya. Ettiler kardeşim. Dediler ki hayır biz doğrunun yanındayız. Bunu gördük, şunu gördük. Şöyle dediler. Biz kötülük yapacak olsaydık. Biz o vaziyete inecek olsaydık, biz ne jandarmaya haber verirdik, ne de polise haber verirdik, biz devlette kanun yasa yok deseydik, biz kendi suçumuzu, kendi öcümüzü kendi elimizle alırdık. Valla kendi öcümü kendi yasasına... alırsan da Ahmet Bey, bak kendi öcü, bunu burada çok konuşuluyor bazılar, anlıyorum öfkenizi ama, kendi öcünü kendine aldığın zaman da gider orada ömür boyu yatarsın. Ben bunu yürüdüm ama ben devletimin yasasına, kanununa güveniyorum, sonuna kadar güvenmeye gücüm var. İnşallah eğer geç bunu yapanlar, bu işkence yaparak o insanı katleden insanlar bu cezası...